Siz de bir kulüp yöneticisisiniz, bir Evet. futbol kulübünün başkanısınız İskenderunspor'un. Evet. İskenderunspor Evet. biliyorsunuz işte depremden bu yana zor bir süreç geçiriyor. Son olarak İskenderunspor özelinde bitirelim istiyorum. Bu sezon mütevazı bir kadro. 7 haftada 14 puan, 2 puan ortalaması derken 7. sıra İskenderunspor'dan kendi adıma söylüyorum böyle bir başlangıç beklemiyordum kadroya bakarak. Ama işte burada sanırım futbol aklı devreye giriyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz İskenderunspor'u? İskenderunspor'la ilgili de sorular var, bir iki tane size soracağım. Vallahi geçen sene ben bir sürü kulüp başkanlarına geçen sene evvelki sene konuştum. Hatta bazı kulüp başkanları da der ki senin sözün çok doğru. Hep onlara diyordum ki ben tabii ki ilk geldiğim zaman ikinci lige tecrübesizdim. Yani lig tecrübesizliği vardı. Tamam futbol tecrübemiz vardı ama lig tecrübesizliğimiz vardı. Yani Ligi anladın mı? bilmek Çünkü önemli diyorsunuz. ligi de bilmek önemli. Yani üçüncü ligde çok şükür tecrübelerimizden ilk yılda çıktık. Yani çünkü iyi top oynadık, iyi yaptık. Sahamız vardı, stadyumumuz vardı. Her şeyi dört dörtlük yaptık, çıktık. Allah'a çok şükür. Ama ikinci ligde çıkmaya çalışırken ben anladım ki sonra başkanlara da söyledim. O zaman tabii 10 milyonluk oyuncu yoktu. Dedim ki 5 milyonluk oyuncuyla 1 milyonluk oyuncu arasında şu kadar fark var dedim bu ligde dedim. Sadece %10 fark var dedim. Geçen seneki takımı da görürseniz evvelki seneki takımdan birazcık daha düşük bütçeli yaptık. Evet, Yani evet. çıkarız, çıkmayız diye. Zaten devreden oyuncumuz da çoktu. Sonra biz geçen sene ben kimseden saklamadım, kimseden gizlemedim. Yani maddi sorunlar yaşadık. Hem benim şirketim maddi sorunlar yaşadı. Türk dünyanın ekonomik durumundan dolayı hem de kulüpte bize verilen sözler yerinde durulmadı. Çünkü geçen sene biz depremde çekilmek istedik. Federasyon da bunu kabul etti. Ama şehrimizdekiler işte depremde bu çok önemli. Devam etmen lazım. Şudur budur dediler. Biz de devam ettirdik ama yeterli katkıyı alamadık. Sonra tabii ki geçen seneki yaşadığımız sıkıntılardan sonra ben de kendi kendime eğer dedim ki seneye devam edeceksem bunun 24 aylık bir yapılanma yapmamız lazım. Bu ligden çıkmamız lazım bir kere. Yani bu ligden mutlaka çıkmamız lazım. Yani niye çıkmamız lazım? Çünkü ben 16-17 sene Avrupa'da yaşadım. Avrupa'da çok iyi çevrem var. Futbolla ilgili çevrem var. Ajax'ın bile tesislerine rahat rahat girebilen bir adamım yani. Çünkü 6 sene Hollanda'da yaşadım. Futbolcu havuzunuz da geniş bildiğim kadarıyla Futbolcu hocam. havuzunu da geçiriz. Ben mesela birinci lige çıksam hayatta bu Türkiye'de oynamış bir tane oyuncuyu sokmam benim kulübüme. Giderim hepsini Hollanda'dan, İngiltere'den toplarım. 22-23 yaşında aslan gibi çocukları toplarım. 7-8 tane yabancıdan 2 tanesi tutsa 3 milyon 4 milyon euroya satsam her sene Doğru. İskenderunspor'u çatırı çutur götürürüm ben birinci ligde. Hem Doğru. de hem camiamız sevinir hem yapar. Ama bu sene çıkamayacağımı bildiğim için biz geçen seneden oyuncu taramaya başladık Avrupa'da ve burada. Mesela bizim sol bek Hüseyin'i ben 2 seneden beri peşindeyim. Bu sene nasip oldu. Mesela bizim Mehmet Maniş olsun, işte Kerem'i geçen sene getirdim full oynadı. Hep bunlar yabancı oyuncular. Bizim şu anda Evet. kulübün içerisinde neredeyse herkes İngilizce konuşuyor. Çünkü yarısı yabancı. Ama hepsinin Gurbetçi çok. gurbetçi çok. Ama burada da teknik olarak yapmak istediğimiz bir şey vardı. Bana göre Türk futbolundaki alt liglerdeki en büyük problem pozisyon bilgisi çok zayıf. Pozisyon bilgisini iyi bilmiyorlar. Yani futbolcu işte ben diyor çok iyi koşarım, soldan koşarım, yaparım, onu yaparım ama pozisyon bilgisi denilen bir şey yok. Biz de bu seneki takımı hem 25 yaşındaki ortalamaya düşürdük hem de içeriye pozisyon bilgisi çok olan oyuncuyu soktuk. Gerçekten çok oyuncuyu soktuk. Yani her yaptığımız şeyde bir kriter vardı. Mesela 2 tane stoperimiz Ulaş'tan Kadir. Biz ilk birinci lige çıktığımızda Karacabey'in defansıydı ikisi. Ulaş'tan Kadir oynuyordu. O sene en az gol yiyen takımlardan bir tanesiydi ve ben Evet. inan hayran olmuştum onun ikisine. Geçen sene Ulaş'ı çok almaya çalıştım. Gaziantepspor onu vermedi. Süper Lig'de oynayacaktı. Ama Gaziantepspor'da sakatlandı. Hemen peşine düştüm. Ulaş'ı aldım. Yani şimdi bunu niye anlatıyorum size? Yani kadroyu kurarken böyle hani 15 günde o gelsin bu gelsin değil de bilinçli kurduk. 24 aylık plan dediniz. O çok önemli Evet, hocam. 24 aylık plan. Bu sene yapmamız gereken şey 8-9 tane oyuncuyu seneye atabilirsek atacağız ki Allah'ın izniyle 12-13 tane gelecek sene İnşallah net şampiyonluk oynamak istiyoruz. Kendi stadımızda da seyircimizi de arkamıza alarak net bir şekilde şampiyon olup ben eminim ki İskenderunspor birinci lige çıkartırsak bütün kanunları da kulübün içerisinde koyarsak yarın bir gün
Kim bu kulübe başkan olursa olsun bu kulübü devam ettiririz. Bravo. Yani bravo. Kulübün anayasasını içeriye koyarsak ya dersek ki kardeşim bu kulübe gelen başkan bunların dışına çıkamaz diye benim amacım bu. Bizim derdimiz bu. Ben hayatım boyunca başkanlık yapamam. Ben de çok yoruldum. Gerçekten yoruldum. Yani yorucu bir iş. Çok yorucu bir iş. Yani hem yorucu bir iş tamam çok zevkli bir iş ama yorucu hem de maddi olarak sizi çok yıpratan bir iş yani. Evet. Para yetişmiyor. Yani şu anda bile ayda 3 milyon, 4 milyon bir masraf var. Gideriniz öte var. Yandan da öte yandan da İskenderun gerçekten çok büyük bir futbol şehri. Hatta diyeyim ki şehriydi. Buradan Selçuk Yunanlar çıktı, İsmail çıktı, Durmuş Ali Çorakları Fenerbahçe'ye gönderdik. Yani çok büyük oyuncular çıktı. Gökhan Zan gitti. Nerelerde oynadı? Galatasaray'da oynadı, Beşiktaş'ta oynadı. Ama dikkat ederseniz biz de buna baktığımızda 10 yıldan beri buradan oyuncu çıkmıyor. Niye evet, çıkmıyor? Evet. Altyapıda eksiklik var. Altyapıda iyi hocalar yok. Antrenman sahaları yok. Biz de bunu İskenderun Spor üzerinden yapmak istiyoruz. Depremde bunu yapmıştık. İki kategoride katılıyorduk. Deprem yalnız bizi en az 2 sene, 3 sene geriye götürdü. Öyle maalesef. Bu sene de mesela bölgesel lige katılmak istedik U18'de. Liste geldi. Abi Amed Spor'u vermişler bize. Efendim söyleyeyim Van Spor'u vermişler. Hem de iki defa gidip geleceksin oraya. Ya ben de dedim ki o zaman Hatay'ın içinde katılalım. Niye katılalım? Abi çocuk 18 saat gidecek. Pazartesi günü sabahleyin adamın okulu var. Nasıl gidecek? Elit yani, ligede zaten giremiyoruz şu anda. Ancak 2 sene sonra falan girebiliriz elit lige. Depremden sonra geri çekildiğimiz için. Yani şu anda bile alt tarafımız bile sorun yani. Başkanım, İskenderun Spor'la ilgili 2 tane soru var. Ondan sonra bir tane de genel bir soru sorup kapatacağız inşallah. Devre arası transfer düşünüyor mu diyor Serdar Bey. Bir diğer soru Okan Bey. Başkanım, stadımız ne zaman bitecek? Devre arasında şöyle 3 tane falan oyuncu almayı düşünüyoruz ama bunlar çok yetenekli genç oyuncular olacak. Bir de şunu söyleyeyim. Bizdeki genç oyuncuların hepsi tecrübesiz oyuncular değil. Hepsi 3. ligde kendi ülkelerinde yani en az 3-4 yıl bu liglerde oynamış oyuncular. Mesela Muhammed Kalil geçen sene 16 gol 22 asist yapan 3. ligde oynayan bir oyuncu yani. Yine böyle bir oyuncular takip ediyoruz. Bizim niyetimiz 2-3 tane İyi oyuncu getireceğiz inşallah. Ama bunlar isimli cisimli işte hani transfer bombası gibi isimler değil. 3 tane bize katkı sağlayacak. Büyük bir ihtimalle yine yurt dışından olacak onlar. Çünkü İsveç liginde de biliyorsunuz yılbaşında ligler sona eriyor. Oradan da takip ettiğimiz bir iki oyuncu var. Şimdi İsveç, Danimarka ve Norveç liginde yazın transfer yapamıyorsunuz. Çünkü onların devre arası. Ama yıl başında bitiyor. Orada da çok Türk futbolcu ağı var. İskandinav oyuncuları genelde de yıl başında alabiliyoruz sadece. Orada da bir iki tane kontratı bitmiş oyuncu var. Onlarla da görüşüyoruz. Onlar olabilir. Türkiye'de 3. ligde oynamış maç tecrübesi olan genç oyuncular olabilir. Yani bakıyoruz yani elimizden geldiği kadar iyi gitmeye çalışıyoruz. Stadyumda çimleri falan ekildi. Aralık ayında girebiliriz stadyuma. Ama ben Aralık ayında girmek istemiyorum. 2 maç için orayı yani tarlaya çevirmek istemiyorum. Yılbaşından sonra evet. Tam otursun çimler. Her şeyimiz dört dörtlük olsun. Hatta o şeyde devre arasında kampa gitmeyeceğiz. Burada yapacağız. Bazı şeyleri de antrenmanlarda orada yapmak istiyoruz. O şekilde yılbaşında ben tahmin ediyorum ilk maçımızda Afyonspor'la. Yani bize Aralık ayında teslim etseler bile biz Ocak'taki Afyonspor maçıyla orada başlamak istiyoruz.